O zaman şey yapmıyorum, sıfırla girmiyorum. Yok abi, aynen. Böyle yarımdan yarımdan kat kat çıkarız. Aynen, yarımdan katla gelelim. Değil mi? Daha iyi. Aynen abi. O zaman şimdi... Gençler, hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Dur bakalım. Yarımdan katlı o zaman şey... İkiyle giriyorum. İkiyle tamam. Başlayalım ona göre. Yukarıda da ikiyle alıp böyle aşağı doğru kat kat geçeriz. Tamam. Gençler bir katlı keselim mi? Ama gene fake değil. Sıfırlama gene yapmıyoruz. İlk önce şu bak burada bu adamın buraları böyle çok kabarık. Hem kafa yapısından hem de saç yapısından dolayı. İlk önce buraları böyle bir güzelce yiyelim. Bak şu şuradaki ortadaki potluğu almamız lazım burada. Şöyle güzelce böyle girerek. Bak buralara da böyle çıkıyoruz ki şuradaki potlukları da alalım. Böyle çaprazlamasını. Şöyle hop hop hop. Bu arada gençler nasıl gidiyor hayat? Daha dün video çektim bak gene sizi videosuz bırakmıyorum ha. Artık yavaş yavaş biraz sizlere bir şeyler öğretelim değil mi? Başlayalım. İnce ince. Evet şimdi 2 numarayla aldık gençler. 2 ile girdik. Şimdi ne yapacağız? Tabii bir de düşürmesek daha iyi. Şimdi yarımı takacağız. Ama yarımı takıyoruz. Bu sefer çengeli aşağıya alıyoruz. Aldık. Şuraları bir çizeceğim. Bak. Çok fazla çıkmadan. Şöyle. Bak böyle böyle geliyoruz gençler. En diplere bakmayın. En dipleri en son yarımla alacağız. Bak şöyle buraları böyle alıyoruz yavaş yavaş. Buraları böyle aldık. Şimdi bir numarayı takacağız. Bakın bir numarayı taktık. Yarımda değil. İki tık bak. Üç oldu. Bir, iki. İki tık. Ondan sonra şuraları bir inceden kaybedeceğiz. Çünkü artık buralara biraz kademeli geçiş yapacağız ya. O yüzden şöyle şurayı kaybetmeyeceğiz bak. Şurayı kaybetmeyin. İyi izleyin. Orasını az sonra kaybedeceğiz. Ne yapıyorum? Makineyi yukarı doğru hafif kaldırıyorum. Yani bir tane daha iz bırakıyorum aslında bakarsanız. Alttaki izi siliyorum. Yukarı doğru çıkıyorum. Şöyle. Bak. Şöyle. Burayı da böyle alıyoruz. Evet oldu mu? Şimdi bir tık daha artık burayı kaybedeceğiz. Burada ama makineyi tutuş şekliniz şöyle olacak. Yukarı doğru kaldırarak. Bakın böyle. Şöyle yaparak. Şöyle göster. Bak geçişler nasıl? Görüyorsunuz değil mi? En altta bir iz bırakıyorum. Onu en son ayarlayacağım. Şuraları şöyle yavaş yavaş bakın makinenin uçlarını kullana kullana yukarı doğru çıkıyorum.
Emrah şöyle dur gülüm. Heh. Şimdi burası da tamam. En sonunda artık. En sonu aldık. 1.5. Bakın. Buraları yiyerek. Geçişi böyle yapacaksınız. Burada artık makineyi şöyle pozisyonda değil, şu pozisyonda. Bakın, şöyle girerek. Çünkü buralar birazdan bir daha makaslanacak. O yüzden şöyle bir kat veriyoruz buraya. Bakın o yanlardaki potluklar gitti. Şimdi ne yapacağız? Tekrar yarımı takacağız. En alt kısma. En alt kısma ayarlayacağız. Yarımı takalım. Kapalı. Kapalı şekilde giriyoruz. Ve Emre sakalları alacağız mı onu? O taraf alabilirsin ya. Sakal almayacağız ama. Ha sakal almayacağız. Sadece şu geçişimi ayarlayayım sana. Tamam. Bakın şimdi böyle. Yarımla. Bak hemen şöyle çıkıyorum. Çok fazla değil. Bir tık böyle. Yukarı kadar. Şu etrafı şöyle temizlesek. Böyle ayarlıyoruz. Burası da böyle. Fırçayı kullanmanız çok önemli. Fırça. Bakın şimdi saç nasıl böyle yavaş yavaş yukarı doğru kademe oluşmaya başladı. Fark ediyorsunuz değil mi? Az sonra bu kademeleri bir tık daha düzenleyeceğim. Çünkü gene ne kadar yaparsanız yaparsak yapalım gene bir tık iz kalıyor. Çünkü neden? Az önce şu aradaki boşluğu aldığımız yer yarımı çekip de aşağı doğru aldığımız için o aradaki bir boşluk oluşuyor. Ve kat izi oluşuyor. Onu düzenleyebilmemiz için bunu bu sıfırdan aldıktan sonra bir iki tık daha alıp bakın şöyle makinenin ucunu kullanarak bak. Böyle böyle çıkarak. Mesela iki tık aldık. Ondan sonra bir tık yapıp. Bak nasıl sese kendinizi verin bak. Alıyor farkında mısınız? Tekrar iki. Nereye kadar almıştık? Şuraya kadar. Ondan sonrasının tekrar devamı burası. Bunun devamı buradan geliyor. Sonra tekrar bir tık daha indiriyorsunuz. En son köşe. Sonra bir tık daha gene. İki tık yapıp gene yukarı alıyoruz. Hem o izleri de kaybediyoruz burada. Sonra gene bir tık. Gene burası böyle. Gene bir tık. Tekrar bir tık böyle aşağı doğru alıyoruz. Bu geçişleri güzel bir şekilde ayarlıyoruz. Ondan sonra şöyle yaparak şuradaki fazlalıkları aldığınız zaman evet gördüğünüz gibi oldu gençler. Emre nasıl gülüm? Gayet güzel görünüyor ya. Onun var. Aslına bakarsanız çok basit bir geçiş. Sadece bilmediğiniz için biraz zorlanabilirsiniz.
Ama makinenin uçlarıyla adım adım gitmeniz lazım. Yani sıfır alıp yarımı çıkıp ondan sonra o izi kaybedeceğim, pili takıp da falan yapmanıza gerek yok. Hepsinde böyle milim milim, bir milim, bir milim, bir milim, bir milim giderseniz çok daha iyi sonuçlar elde edersiniz. Mesela şöyle kulak arkalarını da açalım güzelce. Şimdi enselerini sıfırlayacağız. Dur şu vahı da alayım ya. Evet gençler, gördüğünüz gibi. Şimdi sıra geldi makasa. Aa, o düştü. Şimdi bazı noktalarda makine almadığı için orada bizim imdadımıza ne yetişecek? Tarak. Oraları şimdi tarakla ayarlayacağız. Emre, üstleri ne yapacağız? Abi yanlara uygun bir şeyler yapıyorlar ya. Hayır, hani bir ara uzatıyorduk ya, uzundan yok, devam yok. Mı yoksa kısaltayım mı? Yok ya, yazlık tıraş yapıyoruz zaten. Hmm, tamam. Kış geçti. Uzunla işimizi. Tamam biliyorum. Kafaya ağırlık etmesi yeter. Değil mi? Bakın şimdi. Şuradaki mesela kafa yapısından kaynaklı siyahlıklar var. Şurayı fark ediyorsunuzdur. Ona göre mesela buraları böyle alırken çok ince ince giderek. Bak, o siyahlık kayboldu, gördünüz mü? Saçın yani saç derisine biraz tarağı yapıştırın ki şu izleri de şurada kaybedin. Gördüğünüz gibi şimdi kayboldu. Şöyle yaparak. Bakın böyle geliyor. Bak mesela çok iyi izleyin, bak şurada bir siyahlık var. Buraya geldim bak. Tarakta bile çıkıyor bak fazlalık, bak görüyor musunuz? Bak. Bak gitti. Tekrar bak. Şurada var bak. Şu ufacık bir tanecik nokta bile saçta kararmaya neden olabilir. Yani saçı iz gibi gösteriyor olabilir. O yüzden onlara dikkat edeceğim. Mesela bak. Asıl olay burada başlıyor bak. Ortası. Bak. Burası çok sıkıntılı. Mesela bak, saç ne kadar güzel geliyor ama şurayı görüyorsunuz değil mi? Bak simsiyah. Onun için ince tarak lazım. Bak. Burada yok bak, şuralarda var. Neden? Bak şu boğumu görüyorsunuz değil mi? Şu boğumun arasında kalıyor. Oraya bak. O boğumun arasına girebildiğiniz kadar tarakla girmeniz lazım. Şöyle. Bak bir tık daha düzeldi. Tekrar bu boğumun arasına giriyorsunuz.
Şöyle. Bakın gördünüz mü, düzeldi. En fazla bu kadar girebiliyorum zaten. Ki bir de ince tarak olmasına rağmen. O az önceki kalın tarakla yapıyor olsaydım hiçbir türlü oraya giremezdik. Orayı ayarlayamazdık. Mesela burada da şu noktalarda siyahlıklar var. Ona göre bak. Şuradan alttan girerek yukarı doğru şu şekilde çıkarak burayı da ayarlayabiliyoruz. Asıl önemli noktalar bunlar zaten. Bunları ayarlayabilmeniz lazım. Yani saçın daha estetik gözükmesi için bunlar önemli. Arkadaşlar bu arada sormak istedikleriniz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Tabii like atmayı falan, yorum yapmayı da unutmayın. Ayrıyetten. Evet Emre'cim, çalıyorsun. Bakacağım mı? Hı. Niye? Uzaktan bakacağım. Bak bakayım kim arıyor? 2016 arıyor. Tamam boş ver. Doğru, 2016 geride kaldı zaten artık. İlgilenmiyoruz 2016 ile. Yıl olmuş 2024. Daha ne 2016'sı lan? Evet gençler, neyse konuyu dağıtmayalım. Sormak istedikleriniz varsa, yaptığınız kesimler falan varsa hatalarınızı bana atabilirsiniz. Onu da Instagram yoluyla, Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Halim Altan Kinkav. Bu benim şahsi hesabım. Bir de iş hesabım var. Salon Halim Kinkav Official. Oradan da bana ulaşabilirsiniz. Artı like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir de kanalıma abone olursanız. Sonuçta ben size bir şeyler öğretiyorum. Öğrenebiliyorsanız eğer ki, ne mutlu bana. Desteğinizi bir esirgemeyin benden. Vallahi iyi olur yani. Destekleriniz benim için önemli. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Emre'cim, günün ne yapacağız? Üstleri. Yarısını götüreyim mi? Yarısını götür ya. Çok kısa olmaz değil mi? İnanılmaz. İstiyorsan bir tık önleri uzun bırakayım. Geriye doğru şuraları falan biraz daha fazla kısaltayım. Olur olur. Ne diyorsun? Öyle daha iyi olur. Şuraları kısalttık mı daha iyi. Aynen. Şu 2016'ya bak. Yine aynı kişi var. Bak 2016 dedim. Alo. Merhaba. Evet evet, tanıdım. 2016'ya geçtik, çok oldu. Vallahi gençler, bizde hayat böyle geçiyor işte, saç kesmek, sakal kesmekle. Umarım mutlu oluyorsunuzdur. Şişt, yakışıklı çıkıyor mu Erhan? Hı-hı. Çok yakışıklı değilim ama artık hı-hı, idare edin gençler. Kusura bakmayın. Seni çekemeyelim. Artı, sağ ol gülüm. Artı, gencolar. Eğitim almak isteyenlere ben buraya böyle numaramı bırakıyorum. Açıklama tamam, kısmında. Tamam, oradan yani WhatsApp tamam, yoluyla, evet, arama yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Hatta numaramı buradan söyleyeyim mi? 0546 826-1925 şahsi numara. Oradan ulaşabilirsiniz bana. Eğitim almak istiyorsanız eğer. Neyse tamam, başlıyoruz. 2016 ile konuşma bitti. Yani. Yarısını alıyorum. Tamam alalım abi. Kaldır gibi. Önleri birazcık uzun bırakalım dediğin gibi. Öyle yapacağım zaten. Aynen. Bakın şimdi en önlere geliyoruz. Şöyle bir tık bana geriye versene. Ha. Emre bu kadar iyi mi? İyi. Birazcık daha önler girebilirsin. Bak bu. Birazcık daha girebilirsin ya, sorun yok. Şu? Bence okey bu. Sence? Gitti bile, hayırlı işler. Anında alır. Okey dedikten sonra bir daha onun dönüşü yok. Şimdi geriye doğru kısaltacağım. Tamam. Şimdi tekrar en öne gelelim. (Gülüyor)
Eren kaç dakika oldu video? 20. 20 dakika mı? Gençler 20 dakikada vallahi kat çıkıp üstlere geçtik ha. Bence gayet iyi bir performans. Tabii bir de bunu size fade olarak böyle sıfırlamalı olarak göstermeyi çok istiyorum ama. Ya aslında bize sıfırlamalı kesimler de geliyor. Biz niye çekmiyoruz? Unutuyoruz ya. Aslında Eren bugün sana burada eğitim verirken şey yapsaydım. O canın saçını kestim ya. Bak o saçı YouTube'a atsaydık var ya. Yo. O patlar da. Bu tıraştan önce bir tane saç kestim gençler de. O harbiden efsaneydi ama. Böyle üçgen kesimden geliyordu. Biraz farklı bir fade yapmıştım ona. Ama işte Erhan öğrensin diye onu Fadime'ye bıraktım biliyor musun? Fadime ile ilgileniyordu. O yüzden şey yapamadık. Video çekemedik. Dedim ben de bari Emre'ye çekeyim. Bir de Can yeni müşteriydi. Yabancıydı. Tanımıyordum. Ne olur ne olmaz. Belki istemez diye. Hiç ona söylemedim bile. Deret deret. Eren gözün daldı oğlum. Hı hı. Gözün daldı da saçı çekiyorsun değil mi? Evet. İnşallah. Uzaklara bakıyorsun çünkü. Emre ne diyorsun? Bak şimdi böyle aldık ya gençler bak. Şuradaki potluğu görüyorsunuz değil mi? Bak burada fazlalık var. Hop bunu da şöyle bak. Tık tık. Fazla çıkmadan şöyle yukarı doğru kaldırarak. Bak gördünüz mü potluk da gitti. Ne diyorsun Emre? 10 numaradır ya. Değil mi? Bence de. Daha fazla oynamama gerek yok. Şuranı dur. Şuranı bir ayarlamam lazım. Şurada bir tık gözüme fazlalık çarptı çünkü. Şöyle yapayım bakayım. Saçın arası yatmaktan şiştiği için mi? Aynen öyle. Bir tık şuralarını düşüreyim ya. Hı. Ben sevmedim çünkü oranı. Daha iyi olacak. Aynen öyle. Yani ön planı, ön saçı biraz daha plana çıkarmamız lazım ya. Şu arkası senin buranın hep kabarıyor anasını satayım. Onun arasını hep kısa kesmemiz lazım olacak ya. Bir dakika kendini hatırlatayım ben sana. E tamam bak zaten şu an kısalttım. Aynen. Şu an iyi. Bak saçın birazcık uzayınca orası şişiyor direkt. Ön taraftan daha kabarıyor. Bak o işte sana dediğim gibi kafa yapısından kaynaklı. Senin aynen. Buran şöyle yukarı doğru biraz böyle temperli geliyor. Evet. Ya buraları bizim çok aşırı kısaltmamız lazım. Ya o zaman da zaten senin yüz yapına göre üstlerini çok fazla kısaltmamamız lazım. Aynen. Bu sefer olursun şey Cin Ali gibi. Canaklar da senin böyle tombik tombik ponçik ya. Aynen. Senin modelin bu. Ha ya da şey side part falan tarzı bir kesim yapacağız böyle. Saçı ayıracaksın sola doğru öyle bir kesim yapacağız. Onunla kimse uğraşmaz abi ben. Yani ben uğraşırım da sen uğraşmasın. Sen uğraşmayacağın için o saçla. Ben de öyle özel modellere girmiyorum senin aynen, için. Aynen. Hiç uğraşamam yani. Maksimum verim bu ya. Sonra tarayacaksın ayırsın. Aynen yani. Öyle. Dürüdüt dürüdüt tamam oldu da bitti maşallah. Emre sakalları ellemiyor. Aynen abi. Sadece şuranın. Hafta sonuna kadar uzatayım sakalları da. Zaten hafta sonuna ne kaldı oğlum? 2 gün var. Hafta sonu düğün dernek işleri var. Bebek ha, gibi bu arada 11 Ağustos'ta benim de düğün var ha. Haberin olsun yani. Davetiye gelmedi abi. Davetiyeyi bugün bastırıyorum lan. Davetiye bugün basılıyor. Bayramda. Daha doğrusu oldu. Şey, davetiyenin örneği çıkmış. Aha.
Yarın gideceğim bakalım, bir örneğine bakacağım nasıl olmuş. Nerede, göreceğiz. Nerede yapıyorsunuz? Şeyde, incir altında, keyfişhanede. Valla. Ha. 8'de düğün başlayacak işte. 8.30'da da. Hala videodayız. Tamam, sıkıntı yok oğlum. Herkes gelsin. Onları herkes biliyor zaten. Şeyde, 8.30'da da şey olacak. Nikah olacak işte salonda. Emre, iyi bir gülüm böyle. İyi duruyor ya. Daha başka bir şey yapmıyorum. Sen iyi diyorsun. Saçı yıkayacağız mı, eve mi kaçıyorsun? Yok, eve kaçıyorum direkt abi. O zaman saatler olsun gülüm. Eyvallah, sağ olun. Seninle olan ilişkimiz buraya kadar. Aşkımızı aynen, son noktayı burada koyuyorum. Aynen, öyle abi. Gençler. Evet. Emre ile olan aşkımızın son anına denk geldik. Artık sizlerle de vedalaşmanın vakti geldi. Şöyle kapatayım. Kendinize çok dikkat edin. Beni Instagram'dan da takip edin. Fotoğraflarınız varsa gönderin. Yorum yapın, like atın ve kanalıma abone olun. Desteklediğiniz için teşekkürler. Öpüyorum, bay bay.